Evet, şimdi bütün hisselere dair şöyle filtreden göstereyim. Bütün hisseler burada 400'den fazla. Hepsine ait ödenmiş sermayeden tutun. Piyasa değerine, faaliyet kâr zararından tutun. Dönem net kâr zararına, şirket net varlık değerinden toplam kaynaklarına kadar. Şöyle aşağı doğru göstereyim. Bütün hisseleri görebiliyoruz burada. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Bugün yine bir Excel'de borsa videosuyla birlikteyiz. Bu videoda daha önce hisselere ait bilanço değerlerini tek tek hisse bazında alma üzerine videolar gördüm. Fakat bunları toplu bir şekilde almak üzerine bir video çekmek istedim. Yani 400 tane hisseyi tek tek bu ya da sadece ilgilendiğimiz hisseleri alabiliriz belki ama tamamını alıp ortak bir tabloda görmek istiyorsak bu bir çalışma gerektirecekti. Bu şekilde bir çalışma geliştirdim. Önce size bunu bir tanıtacağım. Sonra bunu nasıl kullanacağımızdan bahsedeceğim. Açıklama kısmına da indirme linkini koyacağım Drive üzerinden. Burada bahsetmek istediğim bazı noktalar var. Dosyayı indirdiniz, kullanabilirsiniz ama bilanço dönemi değiştiğinde manuel değiştirmeniz gereken şeyler olacak. O yüzden videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü öbür türlü bunları hani nasıl güncelleyeceğinizi bu dosyayı keşfedemeyebilirsiniz. Ben elimden geldiğince yardımcı olacak bir video hazırlayacağım şimdi. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi ekranda gördüğünüz üzere bütün hisseler, şuradan göstereyim ben filtreden size. Bütün hisseleri burada görüntüleyebiliyorsunuz. Bu hisselere ait son fiyatları görebiliyorsunuz. Ödenmiş sermaye, ana ortaklığı, öz kaynaklar, piyasa değeri, faaliyet kârı, zararı, yıllık 12 ay, dönem net kârı. Ben bunları grupladım. Bu grupları açarsanız aylara göre, çeyreklere göre pardon, görebilirsiniz net faaliyet kar zararlarını. Ve bunları da topla formülüyle buraya getirdim. En sonunda da şirket net varlık değeri. Şu an bütün grupları açtım. Görebileceğimiz bütün değerleri görüyoruz. Şimdi bu veri nasıl geliyor? Öncelikle şurada Table 0 diye bir sayfa var. Benim kanalımda çok daha bu Excel'in basiti. Sadece Excel'e anlık olarak fiyatları getirebileceğiniz bir videom var. Sağ üstten bu videoya tıklayabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Şimdi adlar sayfasına geliyorum. Table 0'da sadece fiyatları getirdim. Adlar sayfasına geldiğinizde bütün hisseleri burada görebiliyorsunuz. Şimdi bu hisselere ait bütün verileri de burada görebiliyorsunuz. Dönem varlıklar diye başlayalım. Burada isterseniz ben örnek olarak indesi almak istiyorum. Şimdi şurada indesi görüyorsunuz. Şöyle biraz ben ekranımı büyüteyim. Sizin de ekranınızda daha rahat gözüksün. Benim 4, 3, 2, 1 diye adlandırdığım şey sütunlar. 4 şu an bize en yakın çeyrek dönemi. Yani Eylül 2022. 3 Haziran 2022. 2 Mart 2022. 1 ise Aralık 2021. Şu an o değerleri görüyorsunuz. Şimdi ben indekste dönem varlıklara bakayım istiyorum. Şimdi ben bu veriyi iş yatırımından alıyorum. Ve beraber bir iş yatırımında indeksin sayfasına gidiyorum. Aslında prensipte bu Excel şöyle çalışıyor. Size şunu da göstermek istiyorum. Mesela ben bu indeksi, linkteki indeksi, bakın NKI yaptığım takdirde Enka'nın sayfasına gidiyor. Yani bunu fark ettikten sonra bu adları çektiğiniz şeyde yanlış yazdık, çalışmayacak. Buradaki döngüye sokarak bütün hisseleri aslında sorgu gönderiyorsunuz. O yüzden yenileme süresi biraz uzun olacak. Birazdan göstereceğim. İndeksin sayfasına gittim. Mali tablolarına geliyorum. Dönem varlıkları burada görüyorum. 2022 Eylül dönemi için. Finansal yatırımları görüyorum. 399 ile başlayalım. Şimdi geliyorum. Finansal yatırımlar bakın. Dönem varlıklar bakın. Birebir aynı sayılar. Yani buradan sadece bunu aldık. Bunu alması kolay. Bu link üzerinden direkt alabilirsiniz. Önemli olan bütün hisseleri tek seferde getirebilmekti. Şimdi biz buraya bütün hepsini çektik. Daha sonrasında ben bunları böyle bir pardon hisse veri diye bir sayfada birleştirdim. Ve bütün hisseleri sağa doğru ödenmiş sermayeleri, faaliyet kâr zararlarını tek tabloda görebileceksiniz. Şimdi nasıl yeniliyoruz? Öncelikle bundan bahsedelim. Veri kısmına geliyoruz yukarıdan. İngilizce kullanıyorsanız data. Sorguları göster dedikten sonra öncelikle table 0'ı sağ tıklayıp yenile diyoruz. Bakın veriler yükleniyor diyor.
Burada fiyatları yeniliyor ve isimleri yeniliyor. Bu isimler üzerinden sorgu yapıyor çünkü. Daha sonrasında bu adlar sayfasını yenilememiz lazım. Bakın, diğerinde 412-492 satır var. Kolay. Burada 66.738 satır var. Yani her hisse için o kadar çok fazla veri getiriyoruz ki indiğinizde 66.000 satır. O yüzden bunu yenile dediğinizde biraz sabırlı olmanız lazım. Bakın, arka plan sorgusu çalıştı. 294-735. 1000. Bu 66.000'e kadar gidecek. Ben şimdi videoda burayı kırpacağım. Hızlı bir şekilde geleceğim ama bu sizde hızınıza bağlı olarak yaklaşık 1 dakikayla 2 dakika arasında bir süre alabilir. Burayı şimdi kırpıyorum. Evet, şu an yaklaşık 1 dakika geçti. 32.000, 33.000 satır yüklendi. Yarısı bitti diyebilirim. 66.738 satır yüklendi dedi. Şu anda formülümüz çalışıyor. Sağda hesaplamaları görüyorsunuz. %22'de, %24'te. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Başında. Çünkü çok fazla veri aynı anda getiriyoruz ve bunu her bilanço döneminde bir kere yenileyeceğiz. Yani bu böyle günlük yenileyeceğimiz sıklıkta bir yenileme periyodu değil. Şimdi Eylül için yeniliyoruz. Daha sonrasında Aralık için yenileceğiz. Onu nasıl değiştireceğimizi şimdi göstereceğim. Şu hesaplamalar bir tamamlansın. Evet. Hesaplamalar tamamlandı. Bütün veriyi getirdik. 66.738. Daha sonrasında geldim. Benim zaten buradaki şeyim hazır. Şimdi ben burada şu an bunları manuel girdim. Yani Eylül, Haziran, Mart, Aralık. Siz bunu daha sonrasında Aralık için Aralık bilançolarını ekleyeceğiniz zaman şuradaki isimleri şu şekilde Aralık 2022 işte Eylül 2022 diye değiştirebilirsiniz. Şimdilik bu isimlere takılmadım ben, sütunlara. Veriyi nasıl güncelleyeceğimize gelelim. Sorguları göster dedim yine veri sekmesinden. Daha sonrasında adlar kısmında sağ tıklayıp düzenle dedim. Bakın şu an Power Query düzenleyicisi açıldı. Benim yine internetteki kaynaklardan elde ettiğim bir FM Produce Tab diye bir kısım var. Burada gelişmiş düzenleyiciyi açıyorsunuz. Şöyle şurayı bir genişletiyorum. Bakın aslında demin size gösterdiğim gibi iş yatırımı sitesinde şuradaki hisseyi değiştiriyoruz. Ve veriyi almak için de şuradaki şunları değiştiriyoruz. Yani bunu şurada sizin bilanço dönemlerinde yenilemeniz lazım. Bu kısımda nerede? Bakın kaynak yazan, kaynakla başlayan satıra geliyorum. Ve burada bakın şurada year 2022 period 9 diyor. Year 2022 period 6. Year 2022 period 3. 4. 2021'in 12'si. Yani siz bunu daha ileriki zamanlarda bilançolar açıklandığında yapmak istediğinizde diyelim ki ne olacak? 2022 12 açıklanacağı için şunu 2022 12 yapacaksınız. Bunu 2022 periyodu 9, 2022 6, 2022, bakın 2021 bu. Şimdi bunun yılını da değiştireceğim. 2022 3. Bunu yapıp çalıştırdığınız zaman eğer 2022 bilançoları açıklanmış ve tamamlandıysa tüm hisseler için, tüm hisseler için tamamlanması önemli. Aksi takdirde hatalar alabilirsiniz. Yani biraz beklemekte fayda var çalıştırmadan önce. Bunu bu şekilde çalıştırdığınız takdirde 2022'nin tüm bilanço değerlerini de getirmiş olacaksınız. Ben şu an bunu kaydetmiyorum. Çünkü 2022 12. periyot şu an yok. Fakat ben bu kodu da direkt olarak açıklama kısmına yapıştıracağım. Direkt oradan kopyalayabilirsiniz. Başka çalışmalarınızda da kullanmak için. Dosyayı da zaten açıklamaya koyacağım. Bu şekilde yaparak yeni verileri getirebilirsiniz. Daha sonrasında şuradaki artık sütun isimlerini değiştirmek size kalmış. Bunun dışında buradan yapacağınız değerlere göre hani işlem yaparken tabii ki gidip bir yerlerden işlem yapacağınız zaman teyit etmenizde fayda var. Çünkü bu sonuçta site kaynaklı bir hata olabilir. Excel'de verilerin karışması olabilir. Formüllerin bazen kayması olabilir. Yani buna göre hareket etmektense bunu sadece bir yardımcı doküman olarak görmenizde fayda var. Umarım yararlı bir video olmuştur. Tüm borsa ile ilgilenen arkadaşlar için. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.